Benim Evim programından merhabalar sevgili izleyiciler. Bu bölümde de ekonominin lokomotifi inşaat ve gayrimenkul sektöründe yaşanan ve sektörü etkileyen son gelişmeleri mercek altına almaya devam edeceğiz. Malumunuz piyasaların hareketli olduğu bir dönemden geçiyoruz. Ancak 2014'ün son çeyreğinde büyüme trendine geçen Türk inşaat ve konut sektörü yakaladığı bu ivmeyi devam ettiriyor. Mart ayında konut satışları %32,4 arttı. İpotekli konut satışlarında ise artış oranı %85'e çıktı. Peki seçimlerden sonra neler olur? Sektör neyi bekliyor, neyi hedefliyor? Bugün de Arıkan Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Habib Arıkan'la değerlendireceğiz. Hoş geldiniz Habib Bey. Hoş bulduk, merhabalar. Evet, seçimlere az bir süre kaldı. Bir aydan az bir süre kaldı. Ama hani inşaat ve konut sektörüne baktığımızda seçimleri ciddi anlamda tolere etmiş gibi görünüyor. 2014'ün son çeyreği ve bu senenin ilk yarısı itibariyle büyüme trendi devam ediyor. Konut satışları hız kazandı. Siz nasıl görüyorsunuz bu gelişmeleri? Seçimlerden sonra neler olur? Esasında piyasaların genel vermek istediği tepki her zaman geçmişte baktığımızda seçimlerin öncesinde bir durgunluk dönemine girilip talebin seçim sonrasına ertelendiğini görürdük. Evet. Bu sene piyasalara karşı farklı bir güven algısı olduğu kanaatindeyim. Çünkü Mart'ın ikinci yarısı, Nisan ayı ve Mayıs'ın ilk çeyreğine baktığımızda ciddi anlamda bir konut talebine yöneliş olduğunu biz de gözlemliyoruz. Bunu özellikle satış ofislerimizde bunu hissedebiliyoruz. Satış adetlerinde ve rakamlarda görebiliyoruz. Bu da ben seçimle ilgili satın almanın piyasalar tarafından esasında bir nebze olsun yapıldığı düşüncesindeyim. Tabii bunda biraz önce ifade etmiş olduğunuz gibi konut faiz oranlarının düşmesinin de çok büyük etkisi var. Seçim öncesinde dediğim gibi bugüne kadar hiçbir seçim öncesi dönemde görülmemiş esasında bir hareketlilik piyasa içerisinde mevcut. Yabancıların etkisi var değil mi ama bunda biraz da yabancıların da payı var. Onlara satış oranı arttı. Tabii ki yani çıkartılan mütekabiliyet yasasının etkileri esasında daha yeni yeni hissedilmeye başlanıyor. Çünkü mütekabiliyet yasasının oluştuğu dönemde biz bunu ifade etmiştik. Hani mütekabiliyet yasası çıkacak ve hemen piyasaya bir etki yapması söz konusu değildi. Hı hı. Tabii tanıtımlar, yurt dışında yapılan çalışmalar, Türkiye pazarının Orta Doğu pazarında, Avrupa pazarında ve Rusya gibi Türkiye Cumhuriyetleri pazarlarındaki tanıtım faaliyetlerinin geri dönüşlerini yavaş yavaş şimdi almaya başlıyoruz. Biz de projelerimizde yabancı ilgisini çok fazla hissediyoruz son zamanlarda. Ama bu hareketlilikte en fazla pay yabancılara mı ait? Neye bağlamalıyız bu hareketi, seçimler öncesi bu hareketi? Esasında şöyle, seçimler öncesinde bir hareket sadece işte yabancı, sadece faiz de değil. Baktığımız zaman son bir senede tüketicilerde bir talep ertelemesi söz konusuydu esasında. Belli nedenlerden dolayı, piyasalardaki hareketliliklerden dolayı. Talep ertelemelerinin esasında biz yerine geldiğini hissediyoruz. Çünkü baktığımızda bir konut satışı, özellikle bizim gibi villa projesi üreten, son zamanlarda villa ağırlıklı projeler üretiyoruz. Hı hı. Bu segmentteki satın almalarda tabii ilk ziyarette bunu gerçekleştirmiyor tüketici. Bunun için bir kere, iki kere, üç kere, hatta beş kere, on kereye kadar gelip gidip ziyaret edip ailesiyle bunu paylaşan müşteri yapısı var. Biz şu anki son iki aydaki satışlara bakıyoruz. Hı hı. Bunlar önceden bizi ziyaret etmiş, proje hakkında bilgi sahibi olan, esasen yeni müşteriler değil. Eski müşteriler. Tabii eski müşteriler bu konu hakkında bilgi sahibi olmuşlar. Evet, belki taleplerini bir süre ertelemişler ama o ertelenen talep artık yerine geliyor. Neden yerine geliyor? İşte piyasadaki rakamların kendini bulmasıyla yerine geliyor. Ani hareketlenmelerin biraz durulmasıyla, gerçekçi noktalara gelmesiyle, faiz oranlarının gerçekçi noktaya gelmesiyle biz bu satışları son iki aydır dediğim gibi yüksek montanlı olarak sürdürebiliyoruz. Peki seçimlerden sonra nasıl bir ikiye katlanır mı örneğin hareket? Ne bekliyorsunuz? Yani ikiye katlanma konusunda bir yorum yapmak doğru değil. Gerçekçi de olmaz. Yani bir anda satışların ikiye katlanması söz konusu değildir. Ama tabii ki seçim ertesinde oluşacak güven olgusu ve piyasaların yerine gelmesi, hükümetin belirlenmesi ve artık işleyiş düzenimizin nasıl yol alacağının gözükmesiyle birlikte, netleşmesiyle birlikte tabii tüketici de daha kararlı bir şekilde
daha emin adımlarla yatırıma yönelecektir. Biz seçim ertesinde tabii iki katını demek doğru değil ama biz en azından satışlarda bir %20-25 belki de 30'lara varan bir artış gözlemleyeceğimizi düşünüyoruz. Peki satışlar artar ama fiyatlarda acaba bir artış olur mu? En çok vatandaşın merak ettiği konu o. Malumunuz hani piyasalar hareketli. Şubat ayından beri dolarda bir hareket söz konusu. Bir iki gündür birazcık azaldı ama evet. Yine de o kendi yatağını bulmadı. Dolayısıyla bu fiyatlar konut fiyatlarına acaba ne kadar yansır? Şimdi ben geçen gün bir toplantıda yine bu konu gündeme gelmişti. Orada da yayında ifade etmiştim. Biz uzun zamandan bu yana gayrimenkul geliştiren firmalar, inşaat firmaları, gayrimenkul geliştiren firmalar, biz uzun zamandır maliyetlerdeki artışı zaten belli durağanlık dönemlerinden geçtiğimiz için satış fiyatlarına uzun zamandır yansıtamadık. Yani bu piyasanın bir gerçeği. Ben böyle söylediğim zaman bazen diyorlar rakamlar zaten yüksek değil mi, bir daha mı yükselecek deniyor ama tabii evet, bizim hocam, sıradaki soru o zaman. Yani onu da ayrıyetten cevaplayayım ama peki. Maliyetlerdeki artış muhakkak, yani dövizdeki ufak tefek hareketlenmeler olsun, geçmiş dönemlerdeki maliyet artışları olsun, beton, demir gibi ağırlıklı olarak kullanılan ürünlerdeki ham madde artışlarının önümüzdeki dönemde %20 ile %30 arası maliyetlere yansıyacağı yani kesin. Bu kaçınılmaz bir gerçek. Ne zaman? Yani önümüzdeki yaz aylarının sonuna doğru, yani bu süreçte belki 3-4 aylık bir süreçte ve seçim ertesinde de artık hani piyasaların kendini bulmasıyla ve oturmasıyla %20'lik belki de %30'lara varan bir artışla tüketicinin karşılaşması çok doğal tabii. O zaman bu durumda ev almak için uygun zaman diyebilir miyiz? Şu ev zaman almak için esasında her zaman uygun bir zaman. Çünkü sizin... Ama 3 ay sonra değil dediğimize bakarsan. Ya o zaman da ona göre konuşabileceğiz. Piyasanın o günkü durumuna göre konuşacağız. Tabii ev almak fiyatlarla ilgili bir de zamanlama açısından doğru olmalı. Bir de tabii tüketicinin kendi cebindeki paranın olup olmama dönemleriyle de doğru orantılı bir şey. Şimdi zaten cebinizde para yoksa gidip fiyatlar ne kadar ucuz olsa da alamıyorsunuz. Sonuç olarak aldığınız ürünü doğru bir fiyata, o günkü koşullarla doğru bir fiyata alıyor musunuz? Bu çok önemli. Çünkü gayrimenkul biliyorsunuz uzun sürelerden beri takip ediyorsanız gözlemlersiniz. Her zaman bir artış eğilimindedir. Yani düşüş eğiliminde olan bir ürün değil. Çünkü siz üretilmeyen tek ürün olan toprağın üzerine, ki bu azalıyor sürekli olarak, bir yapılanma içerisindesiniz. İnsanların barınma ihtiyacına yönelik olarak. Bu bağlamda gayrimenkul sektöründe fiyatların geriye gelmesini öngöremezsiniz. Çünkü zaten dünya nüfusu artıyor. Ülkemizin nüfusu artıyor. Demek oluyor ki doğru orantıda piyasaların gerektirdiği koşullarda ve ihtiyaç düzeyinde fiyatlar ister istemez yukarı doğru gidecek. Siz hangi noktada yakaladıysanız esasında doğru noktanız orası. Ama ciddi bir konut stoku da var. Hem Türkiye genelinde özellikle de İstanbul'da. O konut stokuna göre de yani 300 bin belki değil mi rakam? Şu an bahsedilen rakam İstanbul için. Şimdi her sene böyle hani 200 bin 300 bin katlanıp giderse neden o zaman hani aklı hani arz talep dengesi geldiği zaman acaba hani fiyatlar düşer mi gibi bir soru işareti de takılıyor. Çünkü satılamayan ve arz fazlası olan bir durum söz konusu. Şimdi şöyle bu konuyu esasını netleştirirsek doğru olur diye düşünüyorum. Türkiye'de 7 milyondan fazla riskli yapı var. Şimdi Türkiye genelindeki yapı stoğumuzda 7 milyondan fazla ki bunun kendi içindeki birimleriyle birimsel adet olarak baktığınızda daha fazla sayılara kadar gidebilirsiniz. 7 milyon konutta risk varken biz Türkiye'de bir konut fazlası olmasını söylememiz esasında inandırıcı olmaz. Bir konut fazlalığını istatistiki veriler bize şöyle gösteriyor. İşte ne kadar konut üretildi, esasında nüfusun kendi içerisindeki dinamikleriyle ihtiyacı ne kadar? Bunda ufak tefek farklılıklar çıkabiliyor. 25 bin, 30 bin illere göre değiştirebilirsiniz bunu. Ama şimdi bir de şu açıdan bakmanız lazım. Konut dediğimiz şeyin hangi tipi fazlalık arz ediyor? Şimdi bizde bir yatırımsal amaçla alınan konutlar var biliyorsunuz. Evet. Bir de yaşamsal amaçla alınan konutlar evet. var. Şimdi yaşamsal amaçlı konut adetlerine baktığınızda böyle bir şeyle karşılaşmıyorsunuz. Yaşamsal amaçlı evlerde hala çok ciddi bir ihtiyaç var.
Ve çok yüksek bir talep var. Yani biz bunu farklılık yaratarak ortaya koymuş olduğumuz ve son 4 yıldır geliştirdiğimiz tek katlı villa yaşam modelinde mesela bunu çok ciddi anlamda gözlemliyoruz ve hissediyoruz. Evet. Ha, piyasamızda son yıllarda şöyle bir olay gelişti tabii. Gayrimenkul sektörü inanılmaz derecede hızlı büyüdü. Bu hızlı büyüme içerisinde birçok farklı sektörlerden gayrimenkul sektörü içerisine yeni oyuncular katıldı. Tabii bu süreç içerisinde işte kopyala yapıştır dediğimiz mantıkla birbirinin benzeri, aynı modelde insanların yaşamsal ihtiyaçlarından çok yatırımsal ihtiyaçlara yönelik olarak üretilmiş bir miktar konut fazlalığının olduğunu Türkiye piyasası için söylemek mümkün. Ama piyasa zaten bunu kendi içerisinde düzeltecek. Nasıl düzeltecek? İşte bu dalgalanma süreçlerinde, durağan süreçlerde, geçiş dönemlerinde bunlara olan talebin azalmasıyla zaten o oyuncuların piyasadan çekiliyor olduğunu gözlemliyorsunuz ve bu projelerde belli bir noktada kendi açısından duruyor. O yüzden genel anlamda baktığımızda piyasada ihtiyaca yönelik konut alanında herhangi bir fazlalığın söz konusu değil diye düşünüyorum. Peki siz konut projelerinizi oluştururken nelere dikkat ediyorsunuz? Biz konut projelerimizi oluştururken öncelikli olarak insanların hakikaten nasıl bir yerde yaşamak istedikleri bizim için çok önemli. Bu bağlamda biraz önce de ifade etmiş olduğum gibi Türkiye'de ilk defa tek bir örnektir bir yatay yaşam modeli oluşturduk. Yani insan fizyolojisine en uygun, çünkü insan fizyolojisi yatayda yaşayan esasında bir... Başbakanın da öyle bir açıklaması vardı. İlk başbakan olduğu zaman yatay şehir hayalinden söz etmişti. Evet, yani son zamanlarda konuda sanıyorum çok fazla dikey yapılanmaları kendileri de gördükçe esasında ülkemizde insanlarımızın yatay yaşama olan özlemlerini gözlemlediklerini düşünüyorum ben de. Biz uzun zamandan beri bunu yapıyoruz. Şu anda bunun ikinci bir modeli olarak Toskana Horizonte adı altında tek katlı bir yaşam modelinin ikinci bir versiyonunu geliştirdik. Burada tabii insanlarımızın dikkat ettiğimiz şeyler çok önemli. Bir evin içerisinde nasıl yaşarsınız? Yani mutfak nasıl olmalı? Bize göre mutfak büyük olmalı. Çünkü bizim Anadolu kültüründe de yaşamsal modellerimizde de Ege'ye de baktığınız, Akdeniz'e de, İç Anadolu'ya, Karadeniz'e de gitseniz, Doğu Anadolu'ya da gitseniz esasında kasabalardaki, köylerdeki evlerimize bakarsanız çok büyük mutfaklarımız vardır bizim. Yani esasında mutfak evin ana damarı gibidir, kalbi gibidir ve her şey oradan dağılır. Biz projelerimizde yaşamsal alanlı mutfaklar yapmaya çalışıyoruz. Başka nelere dikkat ediyoruz? Evlerde tavan yüksekliklerine çok dikkat ediyoruz. Tavan yüksekliği 5 metreye varan, salonlarda 5 metreye, diğer mekanlarda 3-3,5 metrelere varan tavan yükseklikleri oluşturuyoruz. Tabii bunları kurgularken mimari açıdan evin içinde nasıl yaşarsınız? Bu ev ne kadar rahat ısıtılabilir, ne kadar rahat soğutulabilir, ne kadar kolay dekore edilebilir? Bir bayan için baktığınızda ne kadar çabuk toplanabilir ve dağılmayan bir ev olabilir gibi mimari unsurların hepsini bir araya getirmeye çalışıyoruz. Biraz önce ifade ettiğim gibi evlerin içerisinde mutfakları yerleştirirken mutfak planlamalarında mutfağın terasla olan ilişkisine, mutfağın salonla olan ilişkisine bir de bizim evlerimizde iç bahçelerimiz var, iç avlularımız var. Yani bugün Anadolu'da hayat adını verdiğimiz, bütün insanların her daim oradan geçtiği, evin esasında bir merkezi lokasyonu gibi evdeki yaşayan herkesi bir araya toplayan ve kopuk bir düzende yaşamaya esasında mani olan bu yaşam biçimini kendi evlerimizin içerisine yerleştirmiş durumdayız. Baktığınızda işte evlerimizde suite özellikle yatak odalarına çok önem veriyoruz. Yani insanların kendi özelini bir yerde kendi içinde yaşamasına çok önem verdiğimiz noktalar var. Peki lokasyon ne kadar önemli konut satın alırken? Konut satın alırken tabii bu şimdi çok sorulan bir şey esasında. Evi nerede almalıyım? İstanbul gibi bir metropolde yaşıyorsanız artık evinizi işinize veyahut da işinizi evinize göre ayarlamanız gerekiyor. İstanbul'un bir merkezi yok. Eskiden İstanbul'un merkezi dendiği zaman Taksim denirdi.
kimine göre artık merkez Kadıköy olabiliyor, kimine göre Beylikdüzü olabiliyor, kimine göre Sarıyer bile artık veya Maslak merkez olabiliyor. O bakımdan lokasyon tabii yatırımcı açısından baktığınızda ulaşımın kolay olduğu, toplu taşıma araçlarına yakınlığı, çevredeki alışveriş merkezleri, hastane gibi donatılar, kültür merkezlerine yakınlık gibi konular esasında yatırımsal amaçlı yönelilen konut veya gayrimenkulde önem arz ediyor. Evet. Lakin siz yaşamsal amaçlı bir konut yatırımına yönelecekseniz bu sefer lokasyon farklı alanlara kayabiliyor. Örneğin bizim bulunduğumuz bölge hem çok merkezi ama aktiviteleri de çok yüksek bir bölge. Hı hı. Yani aktivite derken işte uçuş yapabileceğiniz, evet. Yani işte binicilik yapabileceğiniz, doğayla iç içe olabileceğiniz ama İstanbul'dan da kopmayacağınız lokasyonlara da yönelebiliyorsunuz. Hı hı. Tabii bu peki. Tamamen sizin hangi amaçla yatırım yaptığınızla istediğimize bağlı. Yatırımlık mı, oturumluk mu diyelim. Peki çok çok teşekkür ediyoruz. Süremizin sonuna geldik çünkü. Ben çok teşekkür ederim. Katılımınız için çok teşekkürler. Arıkan Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Arık Parıkan bizlerle birlikteydi. Şimdi kısa bir ara verelim. Aranın ardından benim evimin ikinci bölümü başlayacak.